Karpen, PVC ve alüminyumun hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Sizler için Türkiye'mizi adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize, anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz ve yine cennet vatanımızın çok güzel bir köşesi. Kastamonu, daha doğrusu Kastamonu'muzun özel mi özel, güzel mi güzel, şirin mi şirin ilçesi Seydiler'deyiz. Evet, Seydiler'imiz gerçekten çok özel, gerçekten çok güzel. İşte dünyada başka örneği olmayan, işte Türk kadınımızın kahramanlığı, işte o Anadolu'yu ana vatan yapan kişilerden bir tanesi. Şerife Bacı'nın memleketi Seydiler'deyiz. Evet, Seydiler'imizi tüm özellikleriyle, güzellikleriyle tanımaya var mısınız? Varız diyorsanız yaslanın koltuklarınıza ve bu güzel programı hep birlikte izleyelim. Dünyada başka örneği olmayan, işte bu aziz vatanı, işte bu cennet vatanı bizlere hediye eden başta kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Ve tabii ki o Anadolu'yu ana vatan yapan Kara Fatmalar, Halime Çavuşlar ve tabii ki Şerife Bacılar. İşte Şerife Bacı'nın memleketi ve anıtı. Sevgili izleyiciler, Kurtuluş Savaşı çok kötü şartlarda geçiyor. Delikanlımız, gencimiz cephede. Kadınımız, kızımız, çocuğumuz efendim evinde onlara ekmek yapıyor, onlara destek çıkıyor. İşte onlardan bir tanesi. İşte Türk kadınının gücünü dünyaya gösteren örnek bir insan. Efendim Şerife Bacı. Daha henüz 20-21 yaşında. 9 aylıkta bebeği var. Ama cepheye top tüfek götürüyor. Cepheye mermi götürüyor karnılarla. Efendim tabii hava şartları çok kötü. Kış, kar yağıyor. Ama o 9 aylık bebeğini top mermilerinin arasına efendim otlardan döşek yapıyor, yatırıyor. Yorgan yapıyor, otların içine koyuyor o henüz 9 aylık bebeği. Ve o bebeğin üzerindeki battaniye ise top mermisinin üzerine örtüyor ki patlasın, bozulmasın diye. İşte kahramanlık destanı bu gibi insanlar sayesinde yazılıyor. İşte Türk kadınının gücünü dünyaya gösteriyor. İşte Anadolu'ya biz onun için ana vatan diyoruz. Maalesef evet söylediğim gibi otlardan 9 aylık bebeğine yorgan döşek yapıyor, battaniye yapıyor ama o battaniyeyi top mermisinin üzerine seriyor. Ama maalesef o efendim ağır kış şartlarında topların üzerine kapanarak, korumak için kapanarak kendisi şehit oluyor. Kız çocuğunu tabii kurtarıyorlar. İşte bu kahramanlar, işte bu güzel insanlar nasıl anılmaz ki diyoruz.
bu güzel insanları nasıl unuturuz diyoruz. İşte bu vatan da onun için Anadolu diyoruz, cennet vatanı diyoruz, Türkiye'miz diyoruz. Biz devam ediyoruz. Sizler için Kastamonu Seydiler'deyiz ve Seydiler'li vatandaşlarımıza soruyoruz. Seydiler'in delisi kim, akıllısı kim? Hep birlikte görelim mi? Buyurun görelim. Selamünaleyküm. Abi nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Seydiler'in karizmatini arıyorum, o sen misin? Evet. Ya neredesin bir hafta? Dur. Abi bir haftadır seni arıyorum ben. Tamam. Bir de delisini arıyorum, gördün mü? Tamam. Gördüm. O da sensin. Buranın neyi meşhur, neler yetişiyor Seydiler'de? Burada şu anda hiçbir şey yetişmiyor Seydiler'de. Senin gibi delikanlılar yetişiyor. Aa, aynen. Abi, aynen. Benim bir delikanlılar yetişiyor mu işinden sonra? Olur abi, yaş kaç? Yaş 52, 53'e döndü. Abi daha 18 ya. Maşallah, neyle besleniyorsun abi ya? Ya dur ben de bilmem neyle. Bu saçları neyle yıkıyorsun ya? Maşallah, maşallah. Yaş kaç abi? 42. Kullanıcı hatası, ben de genç anlattım abi ya. 42 seni de fark etmişler yenge. Bakmamış sana abi. Yok, hiçbir zaman bakmamış. Kullanıcı hatası abi. Abime bakmış bak, görüyor musun? Işıldıyor adam. Ben de fotoğraf tutuyorum. Dışarı iyi de nasıl, işlerin iyi mi abla? Allah bilir. Peki kriz var, işte fiyatlar yüksek. Nasıl, alım gücü iyi mi? İyice, o aldın ama. Düştü mü biraz fiyatlar? Aynı. Erik ne kadar? Kayısı? Erik 25. 25. Domates? Değişiyor. 10, 15, 20. Son 10, 15. Abla, bir de Seydiler'in seyrik delisi varmış benim gibi. Gördün mü? Hayır. Şu tarafa gitmiş. Ben gidiyorum ablaya. Gidiyorum, şu deliği bulayım ben. İnşallah. Görürsünüz abla. İşte aradığımız, efendim, Seydiler'in en karizmatiği. İsim ne abi? Metin. Efendim? Metin. İsim ve karizmatik. Köy TV Anadolu gezginleri. Sizin ya, kanalınız. Hoş İzliyorsunuz değil mi? İzlemez köyde ya. Hayat var diyoruz. Ben seviyorum abi. O kadar hayvanlar abi. Falan şey. Kara sevdalıyız diyoruz. Sen ne diyorsun? Bizim abi? Sevdamız başkasına benzemez abi. Aynen, sevince abi, doğru söylüyorsun. Aynen. Seydiler denince ilk aklımıza ne geldi? Senin dışında. Tamam. Sen karizmatiksin. Yok, rica ederim. Vallahi bilmiyorum ki ya. Bizim köyümüzde, İstanbul'da duruyorduk. Onun için yani. Yazları geliyor. Yazları geliyor. İstanbul çekilir mi artık abi? Çekilme abi. Seydiler'in delisini arıyorum. Delisini gördün mü? Delisi vallahi biz herkesi akıllı görüyoruz. Deli olunmadan deli olunmaz. Olunmaz, doğru söylüyorsun da yok. Bir yalancı ol, bulalım gel abi. Nereden bulalım? Bulduk abimizi. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sen de mi yazlıksısın? Kışın İstanbul, yazın... Yok, Kastamonu merkezdeyiz. Biz yazın köye geliyoruz. Yazın. Artık hangi köy? Yalcı. Yalcı. Artık gelir bir yağlı ekmek yeriz orada herhalde. Tabii canım, her zaman. Yalnız hata şurada. Evet. Şeyler, giyimciler dışarıda kalmış. Arabalar burada. Onları içeri alalım. Tabii canım. Başkanım, bir dakika ya. Abi gelir misin bir ya? Başkanım. İşte aradığım adam Seydiler'in delisi, velisi, adamı. Aynen, adamların harman olduğu yer. Evet. En karizmatik boy kaç abi ya? 1.90 kadar ama. Vallahi mı? Evet. 1.90. Ben 2 metreyim o zaman. Abi ne iş yapıyoruz? Çiftçiyim ben. Aa, bu milletin efendisi köylüsüdür demiş ulu önderimiz. Evet. Köy TV izliyorsun değil mi? Tabii. Köy TV sizin kanalı. Evet. 40 yıl önce 5 yaşında bir çocuk kaybettin mi? Yok, hayır. O benim anne. Kaybetmişsin. Ver elini öpeyim ya, annemi buldum ben ya. Oğlum öyle kaybettim. Bulduk biz aradığımız adamı. Abi bana bak, bana. Köy TV izliyorsun değil mi? Evet, izliyorum. Çok güzel. Peki Seydiler denince aklımıza ne gelmeli? Senin gibi delikanlıların dışında. Her şey var burada. Abi. Buyurun. Neredesin sen?
burada. Sizi arıyorum ya. Aslında niye bağırıyor? Lan cekmedesin. Ben seyircilerin delisini arıyorum. Bak onlar ha? Da siz misiniz? Oldu oldu. Tamam. Deli olmadan belli olunur mu Hacı abi, değil mi? Ben tam deli. Deli olmadan belli olunur mu Hacı abi? Değil. Ama sen sözlü delisin. Hafızı kelam mı? Oğlum şakası olmaz. Bir sürü hafızım var. Bir aklım var. Sen bundan 40 yıl önce 5 yaşında bir çocuk kaybettin mi? Ya. Etmişsin. Etmişsin değil mi? Bak at. O benim, ben. Allah'ım yapıyorum oğlan dediler. Bir deli, baktın benim. Bak öyle cini söyle. Bak 12 tane karı var oğlan. 12 tane karı var. Biz bir tanesine bakalım. 12 tane karı var. Dayı sırrı ne ya? Karşılayayım ben. Bak çok yerli. Evlatlık alır mısın? Daha yavrum benim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir tane karı gelmişler bizim hanımın yanına. Yemek, ikram, ikram, ikram. Şimdi bak, o kız buradan mı geldi? Bak bu işim, bu ocak ocak milletine Allah diyor, bunun gibi olmasın. Başkanı bir şey dokuz. Diyor, başkanı yükselen diyor. 1, 2, 3, 9. Aşam olmuş. Aşam olmuş. Akıt işiniz bitti mi diyor. Bitti mi diyor. Bitti mi? Ondan sonra 9 tane bir hocaya gitmeden bir hocaya gitmek. Ben nasıl? Vallahi herkesin kesesine göre var. Uygun mu? Uygunu da var, pahalısı da var. Annem buralısın değil mi? Mesela benim yarın evlilik yıl dönümüm. Evet. Hanımıma soğan hediye edeceğim. Soğan mı? Çiçek gelini. Acı şey olmaz mı? Bir dakika, o zaman şey yapalım, marul hediye edelim anne. Olur. Çiçek gelini. Olur. Çiçeği çöpe atıyorlar. Değil mi? Hiç olmazsa olmaz. Yiyin onu. Ekonomik kriz. Evet. Olur anne. Çok güzel. Köy TV, Anadolu gezginleri. İyi. İzliyorsunuz değil mi bu inekler, danalar çıkıyor? Oo, onlara bayılıyoruz. İstanbul'da duruyoruz. Biz hep onları izliyoruz. De deliyi gördün mü? Ben seydilerin delisini arıyorum anne. Deli mi? Evet. Yok canım, deli yoktur. Bu tarafa gittiriyorlar. Ben gidiyorum. Patates ne kadar? 20 lira. 20 lira. Öyle bir soruyorsun ki abi, 20 lira. 20 lira. 1 kilo. Evet. Ben doymam 1 kiloyla abi. 5 başlasam. 5 başlasam lira baş alacaksın abi. 5 baş eder. Akraba. Buyurun. Lira baş. Hacı abi tamam, bak, akşam sizdeyiz. Bir de sevgilerine delisi var dediler. 5 kilosu 100. O deli. Bu zırzır deliymiş. O bizim enişte. O veli. Ha veli. Deli kim? O da sensin. Ben Türkiye'nin delisiyim abi. Aynen. Sıkıntı yok. Yok. Tarih Bakan. Abi benziyor, gözler bakıyor. İşte abim maşallah tam bir şey, eski Türk filminde fırlamış gibi. Köy TV, Anadolu gezginleri sizin kanalınız. İzliyorsunuz değil mi? Nerede? Köyde ne var? Hayat var. Evet. Şimdi şuraya gelişen. Seydilerin en karizmatiğini arıyor mu sensin? Allah. Delisi de beyefendi. Ben değil. Adımlısı da o. Evet. Ben de zırzırı deliyim abi. Kızım sınava girdi, dua etsene bugün. Kızım sınavda şu anda, dua etsene. He? Üniversite sınavında kızım, dua etsene diyorum. Vallahi kocun lan dur. Benim kızıma diyorum, dua et Hacı abi. Hocam dur lan bir kez, dur dua yapayım. Şimdi okuyacak dur. Alo. Benim hep akrabam ha. Hep bunları sen yetiştirdin. Hele bu. Okuyor, bak hadi okuyor. Hele bu. Aa bura aa. Paranın yeri. Gel hadi. Hüseyin gel. Muharebe sür, muharebe. Muharebe sür. Kocayla şakası olma. Tamam, gidersin vallahi. Gelsin oku. Okuyor tabi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Dinle lan. Euzubillahimineşşeytanirracim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير يا رب bu kızımıza hakkında hayırlısını ver. Amin. Hayırlı kafa beyni diye Allah Rabbim maçı ver. Hacı hocalar nasip eyle ya Rabbim. Devam ediyorum. Ali Selam abi hoş geldin. Yakışıklım. Abi. Karizmam. Ne i̇şte öyle? Burada seni arıyorum. Beni ne arayacak abi, ne aramam abi. Arıyorum abi. Böyle aramam. Belasını da bulur. Yok bulmasın abi. Abi seydiler deyince aklımıza ne gelir? Seydiler abi
Şerife Bacı gelir abi. Efendim? Şerife Bacı gelir abi. Ha, Şerife Bacı'nın memleketi diyorsun. Evet abi. Hıyarı. Bu Antalya salatalığı, bir de yerli salatalık var abi. Hıyar diyeceksin abi. Abi bakın, hıyar deyince olmaz. Ziraat mühendisleri diyor, hıyar diyeceksin hıyar diyor abi. Hıyar deyince olmaz abi. Olur abi. Abi başka anlamı çekiyor. Sen deli gör. Abi gitme bir. Buranın delisi bu mu? Hangisi yok? O efendi de abi. Delisi. Abi gitme abi, gel bir. O anlamaz abi, şey etmez. Tamam, pek kolay gelsin. Sağ olun. Hanım kızım, tatlı kızım. Nasılsın? İyiyim. İyi. Abi buralısın. Buralı. Sevdilerin en garizmatiği sensin. Delisi kim abi? Deli burada çok abi. İşte aradığımız deli de, veli de. Hepsi burada. Aynen doğru abi. Nasılsınız? Çok iyiyim de. Şu domatesi bir verir misin? Tabii buyurun. Şu büyüğünden, büyüğünden. Ondan da verir misin? Şimdi Malatya'ya gidiyorum, diyorlar ki bu domates konuncağın. Sen... Antep'e gidiyorum bir dakika, Antep'in. Bu domates nerenin abi? Bu domates Amasya'nın yerli köy domatesi. Köylü vatandaş üretiyor. Kokusu yeter bak, mis gibi. Mehmet Başkan'a gelince ben ülkücü olarak... Dur bir geleceğim, dur gel, ya. Tamam, tamam. Abi, bir şey söyleyeyim, fiyatlar nasıl? Fiyatlar gayet iyi. Herkes i̇yi. Hayatından memnun. Allah Allah. Vallahi memnun, herkes iyi. Herkes şu anda ekonomi çok iyi. Piyasa söylüyorum, ciddi söylüyorum. Piyasa kötü falan değil. Abi ben buraya yerleşiyorum, Siirt'te. Hayat çok güzel. Aynen, çok güzel, on numara. Abi, size reklam olmasın da, Köy TV izliyorsun değil mi? İzliyorum abi. Sen de izliyorsun değil mi? Ben de izliyorum. Beni de gördünüz değil mi? Ve geziyorum. Evet, sıkıntı. Gördük efendim. Şimdi abi, sana göre nasıl? Ekonomi güzel diyor, sıkıntı yok diyor. Herkes yok ben... abi. Yok memnunuz, ben de memnunum. Allah. Abi bana burada arsa var mı ya? Arsa fiyatları nasıl? Var abi. İşte aradığım adam ya. Bu adam benim babam. Abi nasıl aradın yani? Kaçak mıyız? Bir dakika ya? Abi. Bundan 40 yıl önce 5 yaşında bir oğlan çocuğu kaybettin mi? Yok, kaybettim. Kalburcular götürmüş beni. Çok güzel espri yaptı da. Eyvallah. Abi maşallah ya. Evet, dinliyorum. Saçlar. Yaş daha genç, 62,5. 18,5. 19,5. O kadar abi ya. Neyle bakıyorsun bu saçlara? Saçlara bu. Kirazı ne kadar bol yürütek, kavun ne kadar bol yürütek o kadar. Kiraz nereden geliyor abi? Tokat Taşova. Vay vay. Tokat'tan diyorsun. Evet. Bir nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Siz maşallah yaş herhalde 16-17 ancak. Vay be, 20'yi falan var. Ha, 20'ye buldu mu? Askere gittin yani. Evet. Çok güzel. Nerede yaptın askerliği abi? Ben asker sakatlığa ayrıldım. Neyse şimdi. Buranın delisi varmış, gördün mü? Ne delisi ya? Deli abi, ben Türkiye'min delisiyim. Sevgilerin delisi lazım bana. Olabilir, olabilir. Değil mi? Olabilir. O 30, 25, 20 niye böyle fiyatlar bu kadar fark ediyor? Biraz ineklik ediyor bu. Aynı kirazları bölüyor bir şeyler. Aynı kirazları bölüyor. Ne çekiyoruz? Köy TV Anadolu Gezginleri. Anadolu Gezginleri. Köy TV sizin kanalınız. Karadeniz. Sizin kanalınız, Türkiye'nin kanalı. Çok güzel, abi, çok güzel. Öncelikle Seydiler denince aklımıza ne gelmedi? Seydiler deyince, Seydiler tarihi bir şehir. Şerife Bacı'nın ya. Memleketi. Ondan sonra savaşa, İstiklal Savaşı'nda İnebolu'dan tam buraya, buradan çıkmıştır, gitmiştir Ankara'ya. Cephane getirirken yolda şehit mi oluyor? Şehit oluyor. Merhaba abi, hoş bulduk. Abi bu elin tuttuğu tespih ne oluyor? Sıkmak yere bas. Giyiyor ve çıkmıyor. Ama erkeklerin genelde şeyine, biliyor musun, işleri arttırmak için bunu yapıyorum da. Gördüğümde tespihini alıyorum. Hareket şu. O hediyeydi. Hemen bahane hazır. Genelde tokatlamak için aldıkları için. Hediyeydi deyince al abi geri diyorsun. Gerçekten güzel bir tespihim var. Nasıl, satışlar nasıl, iyi mi abi? Daha sıklığımız yok, burası ufak yer. Nereden geliyorsun? Devre kendi. Abi nasıl çekiliyor, şunu bana bir öğret ya. Tık tık çekiliyor. Şöyle atıyorlar ya, ha. Şöyle mi atıyorlar? Genelde tespit çekilir. Ama böyle da... atıyorlar, babalar var ya hani böyle dayılar. Rejona ters. Rejona ters mi kaçıyor abi? Köy TV izliyorsunuz değil mi? Köy TV. Evet, izliyorum. Köyde hayat var diyor, tabii, devam yani. Ediyoruz. Selam aleyküm. Abi nasılsın? Şükür Allah, siz değilsiniz. Seydilerin en garizmatiğini arıyorum, seni gösterdiler. Evet. Doğru mu? Doğru. Delisi kim abi? Delisi bu. Ararken bize düşer mi? Köy TV izliyorsun. Evet. Köyde hayat var diyoruz, evet. Ve asıl delinin yanına gidiyor. Evet. Deli dediler, seni gösterdiler. Deli olmadan deli olur mu abi? Olmaz. Şimdi Seydiler deneyince aklımıza ne gelmedi senin dışında? İlk önce aklına gelmedi, Şerif Ubacı gelmedi. Değil mi? Her şeyden önce o. Onun sonrasında zaten bizim burasının akla gelebilecek çok özelliğinden dışında daha tarım hayvancılık var yani. Onun haricinde... Büyükbaş mı, küçükbaş mı genelde? Yani genelde büyükbaş. Ufakbaş burada çok nadir bulursun. Sen deli bu taraftan mı göster? Şu masada olmasın? Ha, burada herkesten. Gez.
Buranın karizması sensin herhalde. Ne karizması? Karizması. Yaş kaç lazım? 52. Seyitler denince aklımıza ne gelmeli? Şerife Bacı aklımıza gelmeli. Seyitler denince aklımıza ne gelmeli? Şerife Bacı. Başka abi? Başka ne var ki burada? Şerife Bacı var. Tarım işte var. Tarım var. Tarım var. Hayvancılığı var. Var. Değil mi abi? Tabii var canım. Ama şu anda yani işlerin tam karışık bir dönemi. Alın terimimizin karşılığını alabiliyor muyuz? Az miktarda. Sence abi? Teşekkürlü yapılsa alınıyor da işte çoban sıkıntısı falan oluyor. Ondan alınmıyor yani. Sence abi? Bilinçli yapılırsa alınıyor. Bilinçli yapılırsa. Ya iyi bıçağı nasıl anlamalıyız dayı? Abi çeliğinden anlayacaksın. İyi bir şey. TV izliyorsun. Evet, köyde biliyorum. Hayat var. Ben de evet, görüyorum. Evet, biliyorum, biliyorum, görüyorum. Muskama arıyorum arasında. Evet. Seyitlerin evet. Delisini arıyorsun sen misin yoksa? Tamam. Abi, evet. Ben de Türkiye'nin delisiyim. Sıkıntı yok. Oh ne güzel, fıstık gibi güzel. Köy TV izliyorsun değil mi sen de Anadolu gezgini? İzliyorum. İşte efendim, Seyitlerin en popüler neyi abi? Doruhunlu mamulleri. Hekimoğlu. Hekimoğlunları. Reklam olmasın abi? Niye reklam? Yapmayalım abi. Yapmayalım abi. Kapatalım abi. Şimdi ne yapıyorsun, ne satıyorsun abi? Abi biz düğün böreği, buranın meşhur düğün böreğini satıyoruz. Merak ettim. Getir içeride bir, getir. Sen konuşurken. Düğün böreğini getirin. Çırak, düğün böreği. Çırak, düğün böreği getir. Başka buranın meşhur düğün böreğini satıyoruz abi. Evet. Yaş pastamız var, kuru pastamız var. Poğaça, açma, simit. Çok güzel. Elimizden geliyor. Buranın en meşhur pastanecisi, börekçisi, çörekçisi benim diyor. Biziz abi. Kadar abi ya. Biziz abi. Of. Oğlum şimdi bunu böyle poşetlemişsin, kokusunu duyamam, tadına bakamam, açık da yok mu? Getir abi Meltem. Abi börek düğününe şöyle. Karadan buraya geldik, emlakçılık yaptık. Daha güzel değil mi anne? Evet. Böyle doğal. Evet. Bunun bu arada sunucu olacak. Ay, sen de dinle maşallah ama çok gösterme oğlum, nazar değmesin. Ali, çek kamerayı Ali ya çocuğa. Ali böreği gördün var ya Ali, oy kurban olurum yaradanına bunun. Ali böreği gördü yerinde duramıyor abi ya. Valla çırak bir sen gel ya. Adamım ya. Çırak bugün başladı daha. Tamam. Çırak sen kimlerdensin? Ben Gaziantep'liyim. Ben de Gaziantep'liyim dostum. Olay TV'den. Sırasıyla programı yapıyorum. İyi güzel. Ya, depremden mi geldin? Yok abim burada jandarmada çalışıyor. He, abine sor beni göster tanır. Tamam. Anadolu gezginleri. Tamamdır. Olay TV sırasıyla. Tamamdır. Meltem TV'de yarışma programı. Onlar. Antep'ten geldim neresinden buraya. Neresinden Antep? Antep'in merkezinden. Hangi mahalle? Mahalle Merveşehir'den. He Merveşehir'den. Ben Karataş'ta. İyi. Güzel. Ne yapıyorsun? Ustalara baklava nasıl mı öğretiyorsun yoksa? Ustalara baklavayı öğretiyorsun değil mi? Tamam Ali böreği yiyeceksin. Rahat ol börek yedireceğim. Neredesin abi? Abi kahveciyim ben abi burada yıllardan beri abi. Bir haftada seni bekliyorum ben ya. Kahveciyim abi. Demek o meşhur kahveci baba, sensin. Baba mesleğinden itibaren kahveciyim ben yani. Çok baba mesleği abi, devam ediyor yani. Seyitler denince aklınıza niye geldi? Seyitler Şerif Bacı'nın memleketi burası. Seni arıyorum ya. Seyitler'in en garizmatiği sen misin? Abi, tabii canım ben ama yok zaten. Delisi kim peki abi? Ha? Delisi. Buranın? Ha ben. O da ben. Aynısı. Ben de Türkiye'nin delisiyim. İşte bir deli daha. Al aynı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ötüyü izliyorsunuz değil mi? Evet. Köyde hayat var diyor. Köyde hayat var. Biz çiftçiyiz, köylüyüz. En garizmatiği sen misin? En karizmatik. Hemen hemen işte bir şey olur. Eski motorum ben. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Nasıl sanayi sitesi güzel olmuş mu? Güzel. Güzel diyorsunuz. Evet. Bazı ufak tefek kusurlar var ama düzen, belli bir düzen iyi yani. İyi diyorsunuz. Evet. İşler nasıl abi? Güne göre değişiyor. Mevsime göre, hava durumuna göre değişiyor. Değişiyor diyorsunuz. Evet. İyi misiniz? Sağ olun abi, hoş geldiniz. Abi biz Seydilen'in en karizmatiğini arıyoruz dediler. Olsa olsa sanayide olur. İşler güçlü nasıl abi? İyi abi, oldu o kadar abi. Yapacak bir şey yok. Çok güzel. Peki sanayi sitesi nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Sizde oldu abi, iyi. Ve sanayi sitesi nasıl olmuş? Güzel mi? Abi ben aynen büyümeye başlamış, gelişmeye başlamış yani güzel. Biz bir içeride kim var abi? Abi ustalar var. Ha bir de Seyitlerin delisini arıyorum da içeride belki. Abi olabilir de aynen. Bir girelim içeriye. Üst kapıda bakın. Seyitlerin en iyi usta burada. Benim motor bozuldu da abi. Seyitler denince senin dışında ne gelmeli aklımıza? Senin dışımızda herkesin dediği gibi Şerife Bacı gelmeli. Değil mi? Kameramanın da motoru bozuk. Motorunu tamir edebilir miyiz? Ederiz, ederiz. Abi hemen. Tamam alalım. İşten sonra alalım. Tamam. Boy kaç? 1.78. Ya nasıl oluyor benim? Boyum 1.83'tü. Ben kısaldım mı, çöktüm mü? Ne oldu? Ben de anlamadım. Ben de anlamadım abi. Kaç yaşındasın? 17. Maşallah. Niye motoru ben yaparım diyorsun? Abi bırak en iyisini, dünyanın en iyisini. Deha! Abi işte bizim kameramanın motoru bozuk. Abi. Sana getirdim. Eti senin
Uygun bir yere gelsin abi. Uygun bir yere gelsin. Abi ben normalde lokantacıyım. Girişli lokantam var. Yani sanki şey, böyle pazarlar CEO'su falan gibi geldin. Ya bir patronun havası var. Tabii fabrikaların bütün yemeklerini ben veriyorum. Fabrikaların falan var. Kastamonu fabrikalarına yemek bırakıyorum. Tüm fabrikalar abi, senin Kastamonu'da. Yemek konusunda. Yemeklerini ben veriyorum. Hadi ya, ne yediriyorsun bu adamı? Günlük 1000 kişilik yemek veriyorum. Ne yediriyorsun abi? Ne olursa yediriyorum. Hep benim elimden taş olsa yerler abi. Vallahi o kadar eline bakabilir miyim? Buyurun efendim. Şu ellerim. Denetimden geçtin. Evet. Çok güzel. İşte sanayinin başkanı dediler abi. Öyle mi? Ne başkanı? Açı başkan dedim ben de. Ondan. Her yer başkan burada abi ya. Evet, herkes başkan. Seydiler denince aklınıza ne gelmeli sizin dışınızda? Seydiler gelişmekte olan bir ilçemiz yani. Peki Seydiler'in delisi kim abi? Niye vallahi beyefendi? Ben... Beyefendi. Buyur abi. Bir dön abi, deliyi görsünler. Ben de Türkiye'nin delisi. Deliyi mi? Sanayi nasıl oldu? Güzel oldu mu yıllatıyor? Güzel oldu da sanayiye ihtiyacımız var. Yeterli gelmiyor yani. Büyütelim diyorsun. Evet, büyütelim sanayi. Peki siz Köy TV diyorsunuz değil mi? Anadolu gezginleri. Nasıl? Köy TV Anadolu gezginleri diyorum. Köy TV. Tamam. Köyde ne var? Hayat var. Evet. Devam ediyoruz. Arkadaşın da kaportası kirli, yıkar mıyız? Temizleyelim. Vallahi. Koltukları da silelim mi? Tabii ki. Koltuklara su dökmüş de. Tamam. Onun da lekesi çıkmış. Tamam. Sanayi nasıl oldu? Güzel oldu mu? Güzel abi sanayi. Güzel oldu. Evet. Köy TV izliyorsun. Evet. Köyde hayat var çünkü. Evet, köyde hayat var. Abi yardımcı ol da şu deliyi bulalım. Seyitlerin en gardımı teni arıyorum. Sensin herhalde. Olabilir. Vallahi abi karizma olduğu için yaş kaç ya? 38. Gençmişsin daha ya. Gencim. Abi nasıl oldu sanayi? Ses güzel olmuş mu? Çok güzel oldu. Seydilerin en karizmatiğini arıyoruz. Sen söylediler. Buyurun abi. Nerede? Nasıl yardımcı olalım abi? Abi dediler Seydilerin en karizmatik ustası. Peki. Ağaca adama şekil veriyor. Yok, ben demirciyim. Demire şekil veriyor. Aynen. Demirden adam yapıyor. Aynen orada. O sen misin? Benim abi. Ha. Abi Seydiler deyince senin dışında aklımıza ne gelmeli? Benim işte baba sanatı, 400 yıllık sanat. 400 yıl. 400, evet. Bak, babam, dedem, kardeşim orada. Ne yapıyorsun? Kaynatıyorum, taşıyorum. Ustanın pudaladığını kaynatıp taşıyorum. Yani ne olacak bu abi? Bu paletik şeysi, bu üstüne taş dökecekler bunu. Anladım. Abi nasıl oldu sanayi, güzel mi? Sanayimiz çok güzel, Allah razı olsun. Kendi imalatım. Bunlar ayak. 400 yıl. Aynen. Bunu yapıyorum diyorsun abi. Dededen, oğuldan bize böyle. Bu sene hep bizden yetişti. Dededen torununun torununa. Aynen, evet. Aynen. 400 asıl. Allah bileğine kuvvet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tanıştığıma memnun oldum. Üreticinin, üretenin her zaman Allah yanında. Razı olsun. Köy TV izliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Köy TV izliyoruz. Evet. Köyde hayat var çünkü. Evet. Bu milletin efendisi, köylüsü. Köy TV izliyorsun. İzliyorum. Köyde hayat var çünkü. Evet. Nereden, hangi köyden geliyorsun? Yağlar mı? Nasıl oldu sanayi, güzel mi, memnun musun? İyi Allah'a şükür. İşler güçler nasıl? Şükür Allah'a. Bir türlü traktörü yapar. Yapar. Kim yapar? Usta yapar. Usta sen değil misin? Ben değilim. Ya sen niçin gidiyorsun? Tamir için getirdim. Ya sen çiftçisin. Aynen. Üyesisin. Evet. Bu milletin efendisisin. Aynen. Nasıl antenizin karşılığını alabiliyor musun? Alıyoruz ama işte biraz tabii sıkıntılarımız var. Köy TV izliyorsun. İzliyorum. Köyde hayat var çünkü. Aynen. Sen demez ki. Aynen. Yangın çıkarıyorsun ya. Yangın tüpümüz arkada. Ne yapıyorsun? Boyayı kazıyorum. Astar atmadan atmışlar. Anladım. Astar atmadan atarsa ne olur? Kabarıyor işte, şöyle dökülmüş. Bundan kaynaklanıyor. Yani evet. İşi ehli yapmalı diyorsun. Ehli yapmalı. Sanayi nasıl? Güzel olmuş mu sanayi? Sanayi bayağı güzel oldu. Seydiler denince aklımıza sizin gibi karizmatik insanların dışında ne geldi? Doğa geldi. Diye arıyorum, deliyi gördün mü? Seydiler denince. Ama çarşıda duruyor. Hadi. Benim motor bozuk da abi. Bizim de motor bozuk, onu yaptırıyoruz. Kim bu? Ha, siz de çiftçisiniz. Üretici olarak, çiftçi olarak alın terinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Şöyle. Alıyoruz. Alıyor musun? Alıyoruz. İyi abi, ne diyelim? Köy TV izliyorsunuz. İzliyoruz. Sizin kanalınız. İyi abi, kolay gelsin. Sağ olun, kolay, teşekkür ederim. Size de. Görüşürüz. Köydilerin işte efendim en hünerli ustalarından ne yapıyorsun abi? Oto lastik, oto yıkama. Oto lastik nasıl yıkanıyor abi? Oto lastik, arabayı sökersen lastiği yıkamak zorundasın. Hadi ya. Lastiği sökersen yıkamak zorundasın. Değil mi yani? Tabii. Sanayi nasıl olmuş abi? Sanayi 10 numara. Köy TV izliyorsun.
İzrail. Köyde hayat var diyor ve devam ediyorsun. Size bir şey söyleyeceğim. Söyle abi. Şu asfalt patenti var. Evet. Bunu yıktırın. Bunun yüzüne bizim köylü garibeni ekmeğiyle oynadılar. Tekrar edelim, neresi? Bu asfalt patenti var burada hemen. Tamam başkanım, duydum. Bak, bunu yıktırın. Bir sürü garben 2 dönüm 3 dönüm pancar ekiyordu. Bunun yerine pancar kantarı vardı. Tamam mı? Pancar kantarı vardı. Zehri götüreceğiz diye giden belediye ne desem boş. Ondan sonra onunla yıktı. Bak, gidiyorum ben abi. Nereye gidiyorsun? Deliye arabayı. Bir şey ikram edeyim. Deliye arayı. Bir şey ikram edeyim. Seydilerin delisini. Gel. Asıl usta burada. Merhaba abim. Hoş geldin. Ya sıkıntı yok ya, abi ya. Abi. Sıkıntı yok. Şöyle öpelim sizi ya. Olsun abi, sizin gibi kire razıyız biz abi. Diğer pisliklerden uzak duralım da. Sağ olun, teşekkür abi, ederiz. Nasıl oldu sanayi sitesi? Güzel olmuş mu? Allah razı olsun. Güzel oldu. Köy TV izliyorsun değil mi abi? Abi izliyorum abi. Köyde çünkü hayat var diyoruz. Abi bıyıklar çok karizma ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Köy TV izliyorsun değil mi? Anadolu Gezi izliyoruz. Tabii. Köy TV sen de izliyor musun? Köy TV'yi takip ediyoruz. Beni gördün mü? Biz köylüyüz. Bu milletin efendisiyiz. Evet. Ricam. Buyur abi. Yardımcı olun. Şu deliyi bulalım. Sevgilerin delisini. Deli. İşte efendim, seydilerin en karizmatiği. Öyle değil mi abi? Bilmiyorum ki. Öyle dediler abi. Hakikaten. Yoksa delisi misin? Ya, ben de Türkiye'min delisiyim abi. Ustayız biz. Deli olunmadan deli olunmuyor ustam. Aynen öyle. Arkadaşın motoru bozuk yapar mısın? Motoru bozuk. Yapalım. Abi sanayi nasıl oldu? Çok güzel. Ben gidiyorum ya. Çay ikram edelim. Abi çayla mı kurtulacağım? Yemek ikram edelim. Onunla mı kurtulacağını zannettim. Daha ne yapalım? Kardeşim gel bandıma yaptıralım. O kadar. Değil evet mi? Biz burada şimdi çay içiyoruz. Neler mi oluyor daha seydilerde izleyin görün diyoruz. Çok gürültü, koku, müşterimizin yer mi yoktu? Müşterilerimizin araçları buraya bıraktığı zaman toz oluyor. Mesela şu traktörümüz müşteri bıraktı, çekme fırsatımız olmadı. Kaza yapmış, hep toz duman battı. Sen buradan başka yer yok muydu acaba? Vardır, illa ki var da özellikle burayı seçtiler. Allah, ne diyelim abi, bir şey diyelim. Sesinizi duyurmak bizim işimiz. Yani. Sağ olun. Teşekkür kolay ederiz. Gelsin, sağ olun. Anadolu gezginleri reklamlardan sonra devam edecek. Karpen, PVC ve alüminyumun hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.